Ada. Tamam, sen çık oğlum. Ne oluyor Ada? İyi misin sen? Hayır değilim. Gereken yapılmadıkça da iyi olmayacağım. İhbarda bulunmak istiyorum. Kimle ilgili ihbar? Yine Kendal bir şey mi yaptı? Hayır. Narin'i ihbar edeceğim. Geç otur bakalım, bir konuşalım. Oturamam. Ya siz bir şey yapacak mısınız? Annemi zehirleyen Narin denen o kadın. Biliyorum, tek şüpheli o. Sana bunu düşündüren ne Ada? Çünkü geldiğimizden beri her gün ama her gün anneme hakaret ediyor. Ya bir gün bile yüzümüz gülmedi bizim o konakta. Derisini yıllarca kopardın aldın benden. Şimdi boş mezarını da mı istiyorsun? Ada bak, bu söylediklerim büyük bir suçlama. Emin misin? Eminim. Tamam. Önce bir Ebru Hanım'la konuşalım bakalım. Ebru, inat etmesen de bir sandalye bulsak. Yok, hiç gerek yok. İyiyim ben. Ada, ne yaptın sen? Ne yapmışım? Yapmam gerekeni yaptım. Geçmiş olsun Ebru. Sağ ol Oğuz Bey. Ada bana durumun şüpheli olduğundan bahsetti. Ben de sizinle konuşmak istedim. Zaten Ada gelmeseydi bile bu tip vakalara biz dahil oluyoruz. Söylesene anne. Narin denen o kadının seni zehirlediğini neden söylemiyorsun? Ada, bir sakin olur musun sen? Ada lütfen, annemin halini görmüyor musun? Görüyorum Maya, o yüzden deliriyorum. Ya baksana annemin haline. Ada. Oğuz Bey, onun verdiği hiçbir şeyden yiyip içmedim ben. O yapmıştır. Nasıl yaptı bilmiyorum ama kesin o. Yani Narin Hanım size herhangi bir şey vermedi, öyle mi? Hayır, öyle bir şey olması mümkün değil. Onu en son mezarlıkta gördüm, sonra da akşam evde gördüm. Oğuz komutan, benim kardeşim böyle bir şey yapmaz. Gerçi Ebru ile aralarında bir çekişme var ama kardeşim öyle biri değildir, yapmaz. Çekişme mi var? Ya senin kardeşin annemi öldürmeye çalıştı. Bu konakta kim var ki Kendal'dan başka annemden nefret eden? O da zaten böyle uğraşmaz, çeker vurur. Ada, sakin ol biraz kızım. Ben senin kızın falan değilim. Sen tabii kardeşini koruyacaksın. Ben şu işlemleri yaptırayım. Ben Narin Hanım'la ve konaktakilerle de konuşmalıyım. Doktorunuz yanlışlıkla olmayacak kadar fazla zehir aldığınızı söyledi. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bundan eminim. Peki o zaman nasıl oldu Ebru Hanım? İnanın hiçbir fikrim yok. Ama kim ne yediyse, ne içtiyse aynısından yiyip içtim ben de. Anladım. Narin patladı. Ama o da haklı değil mi Emine abla? Özlem. Vallahi ne kadar alışırsa alışsın, hiçbir kadın üstüne gelen bir kadını, hele bir de bunun dibinde olacak, mümkün değil. Ne yani? Ben şimdi hem seni hem Sibel'i. Tövbe estağfurullah. Allah akıl fikir versin sana. Melek, Fırat ara. Sor bakayım Ebru nasılmış? Aradım yenge, çıkış işlemlerini yaptırıyormuş. Yalnız Ada Oğuz komutana şikayette bulunmuş. Komutan da gelmiş, Ebru yengenin ifadesini alıyormuş şimdi. Ha, tam oldu. Şimdi Oğuz komutan Narin'i içeri alır, iyice Dallas'a döneriz. Özlem, dilim boynuna dolansın Emi. Melek! Emine! Ana
Havasız bir şey olmuş. Ana ne oldu? Çabuk bir doktor çağırın. Nari sinir krizi geçiriyor. Her tarafı yıktı döktü. Özlem, anamın ilacını getir. Özlem asli görevine döndü. Oğuz komutan ne oldu? Fırat abi, Nani Hanım'la Ebru Hanım arasındaki problemi biliyoruz. Yani bunu mezarlıkta bir kez daha gördük. Yani bu kinin, öfkenin başka bir sebebi mi var? Nasıl yani? Ben bunun sadece bir kuma öfkesi olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten Nani Hanım bunu başından beri biliyordu. Yani bilmediğimiz başka bir problem mi var? Nalin nasıl teyze, daha iyi mi? Nasıl olsun oğlum? Dağıldı tabii. Doktor sakinleştirici yaptı, uyuyun şimdi. Aslında ben de böyle bir şeye hiç ihtimal vermeyeyim. Ama şeytan dürttü sanki. Tövbeler olsun. Kadriyana, Narin Hanım dün yemek hazırladı mı? Yok oğlum. Şu sıralar değil yemek. Kimse mutfağın önünden bile geçmeyin. Her işimizi Emine çekip çevireyim. Benim konaktaki herkese konuşmam lazım. Ebru Hanım'ın durumu oldukça ciddiydi. Doktoru bunu ya intihar ya da öldürme maksatlı olduğunu söyledi. Yani yanlış da olabilecek bir durum söz konusu değil. Kim yapar ki bunu Ebru'ya? Annenin dudakları kurumuş. Bir bardak su ver istersen Baran.